Daha önce kanalımda Antik Mısır hakkında videolara denk gelmişsinizdir ve Antik Mısır'la alakalı çeşitli papirüsleri de sizlere bilgi amaçlı paylaşıyorum. Bu videomda da Ebers papirüsünü inceleyeceğiz. Mısır'la antik bir tıp kitabıdır. Yaklaşık 1550 yılında Mısır'da yazılmıştır ve yaklaşık 110 sayfa uzunluğundadır. Papirüs, Antik Mısır tıbbı hakkında bilinen en kapsamlı eserlerden biridir ve bugün hala tıp tarihçileri tarafından değerli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Papirüsün adı Alman yani Mısırolog George Ebers tarafından 1875 yılında satın alınması ve yayınlanması nedeniyle verilmiştir. Papirüsün neredeyse tamamı Mısır'da yaşayan insanların sağlık sorunları ve bu sorunların tedavi edilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Ebers papirüsü, Antik Mısır tıbbı ile ilgili en önemli yazılı kaynaklardan biridir. Yaklaşık olarak M.Ö. 1550 yılında muhtemelen Teb'de papirüs üzerine yazılmıştır. Toplamda 110 sayfa uzunluğundadır ve 800'den fazla reçeteye sahiptir. Papirüsün adı Alman Mısır bilimci George Ebers tarafından 1872 yılında satın alınması sonrası verilmiştir. Ebers papirüsü tıp tarihindeki en eski tıbbi el yazmalarından biri olarak kabul edilmektedir. Papirüs, tıbbi bilgiler, hastalıkların tanı ve tedavisi, bitkilerin kullanımı, cerrahi teknikler, göz hastalıkları, gebelik ve doğum hakkında bilgiler içermektedir. Bunun yanı sıra Ebers papirüsü, Antik Mısır tıbbının ritüelleri, büyücülük, din ve felsefesi hakkında da birçok bilgi sunmaktadır. Ebers papirüsünde yaklaşık 800 farklı ilaçtan bahsedilmektedir. Bu ilaçların bazıları bugün hala kullanılmaktadır. Örneğin papirüste bahsedilen sarımsak bugün de doğal bir antibiyotik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca papirüste bahsedilen birçok bitki de modern tıpta hala kullanılmaktadır. Ebers papirüsü Mısır tarihi boyunca en eski ve en önemli tıbbi belge olarak kabul edilmektedir. Milattan önce 16. yüzyıla tarihlenen bu papirüs yaklaşık olarak 1100 tarif içerir ve çeşitli tıbbi konularda da bilgi vermektedir. İşte Ebers papirüsünden bazı örnekleri size vereyim. Baş ağrısı için tarifler. Papirüs baş ağrısı için farklı tarifler içerir. Bunlardan biri başa zeytinyağı ile yapılmış bir merhem sürmek, ardından bir kase suyunu sıkmış bir buğday sapı batırmak ve bu karışımı başa uygulamaktır. Göz rahatsızlıkları için tarifler. Papirüs göz rahatsızlıkları için de çeşitli tarifler içerir. Örneğin gözlerin kaşınması için siyah havyar, hurma suyu ve yeşil yapraklar karıştırılır ve göz kapaklarına sürülür. Diş ağrısı için tarifler. Papirüs diş ağrısı için farklı tarifler içerir. Bunlardan biri bitki kökü tozu, kıvırcık otu ve kırmızı biber karışımını dişe uygulamaktır. İshal için tarifler. Papirüs ishal için çeşitli tarifler içerir. Bir tarif kızılcık suyu ve sığır eti karışımını içermektedir. Kalp rahatsızlıkları için tarifler. Papirüs kalp rahatsızlıkları için farklı tarifler içerir. Bu tarif mür suyu ile su karışımını içermektedir. Hamilelikteki mide bulantısı için tarifler. Papirüs hamilelikte mide bulantısı için tarifler de içerir. Bu tarif maydanoz tohumu ile bal karışımıdır. Bu örnekler Ebers papirüsünün çeşitli tıbbi konularda bilgi içeren zengin bir kaynak olduğunu da gösterir. Ancak günümüz tıbbıyla karşılaştırıldığında bazı tariflerin yan etkileri veya yetersizlikleri olabileceği unutulmamalıdır. Papirüste ayrıca kadın doğumundan sonra meydana gelen hastalıkların tedavisine yönelik bir bölüm de yer almaktadır. Bu bölümde jinekolojik sorunların tedavisi hakkında detaylı ve ayrıntılı bilgiler yer alır. Bunların yanı sıra Ebers papirüsünde astım, ishal, kabızlık, kusma ve diğer sağlık sorunları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Ebers papirüsü, Antik Mısır tıbbı hakkında bilinen en kapsamlı eserlerden biridir ve tıp tarihçileri için değerli bir kaynaktır. Papirüs,
Antik Mısır'da yaşayan insanların sağlık sorunlarına nasıl baktıkları ve bu sorunları nasıl tedavi ettikleri hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Papirüs günümüzde de hala tıp tarihçileri tarafından incelenmektedir ve antik tıp hakkında daha fazla bilgi edinmek için isteyenler için değerli bir kaynaktır. Papirüs, Mısır tıbbının ileri seviyelerde olduğunu göstermektedir. Antik Mısırlılar çeşitli hastalıkları tedavi etmek için bitkiler, mineraller ve hayvanlar gibi doğal kaynakları da kullanmışlardır. Papirüste kullanılan bazı bitkilerin de modern tıpta kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin papirüste bahsedilen papatya, bugün hala uyku sorunları, sakinleştirici etkisi gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Papirüste ayrıca diğer bitkilerin yanı sıra kekik, lavanta, sarımsak ve okaliptüs gibi doğal antibiyotiklerin de yer aldığı bilinmektedir. Bugün Ebers papirüsü Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde bulunan bir kopyası hariç Berlin'deki Mısır Müzesi'nde korunmaktadır. Papirüs, antik tıp ve tıbbi uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Ebers papirüsü, antik Mısır'da tıp eğitimi veren okullarda kullanılan bir kaynak olarak da hizmet etmiştir. Papirüste yer alan tıbbi bilgiler, öğrencilere teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmak için de kullanılmıştır. Papirüs, aynı zamanda Mısır toplumunda sağlık ve hastalıkla ilgili inançları da yansıtmaktadır. Örneğin hastalıkların tanrılar tarafından gönderildiğine ve bazı hastalıkların bedenin içindeki dengenin bozulmasından kaynaklandığına inanılır. Bu nedenle tedavilerde doğal kaynaklar ve büyüsel uygulamalar da bir arada kullanılabilmektedir. Ebers papirüsü aynı zamanda Antik Mısır'da kadınların sağlık sorunlarına yönelik de bilgiler içermektedir. Papirüste doğum ve jinekolojik sorunlarla ilgili tarifler ve tedavi yöntemleri de yer almaktadır. Papirüsün en ilginç bölümlerinden biri doğum kontrolü ve gebelik testleri hakkındaki bölümdür. Papirüs, doğum kontrolü için tarifler ve kadınların gebelik testleri için kullanılabileceği yöntemler hakkında da bilgiler verir. Ancak papirüsün bazı bölümlerinde yanıltıcı ve yanlış bilgiler de olabilir. Bunun nedeni papirüsün yazıldığı dönemin sınırlı bilgi birikimi ve tıbbi uygulamaların tamamen farklı olmasıdır. Ayrıca bazı tariflerin zehirli bitkileri içerdiği ve bu nedenle modern tıbbın standartlarına uygun olmadığı da bilinmektedir. Bugün modern tıp alanında da bitkisel ilaçlar ve doğal kaynaklardan yapılan çözümler uygulanmaktadır. Ebers papirüsü, Antik Mısır'da yapılan bu uygulamaların birçok modern tıp uygulamasının temelini oluşturduğuna işaret etmektedir. Papirüste yer alan diğer bilgiler arasında ameliyat teknikleri, kırık ve çıkıkların tedavisi, yaraların iyileştirilmesi ve doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgiler de yer almaktadır. Ebers papirüsü aynı zamanda Antik Mısır'ın toplumsal yapısına dair bilgiler de vermektedir. Örneğin papirüs, kadınların tıbbi alanda etkin bir şekilde çalıştığını ve doğumda kadınların erkeklere tercih edildiğini belirtmektedir. Ebers papirüsü hakkında yapılan akademik araştırmalar, papirüsün önemi ve etkisi üzerine de odaklanmıştır. Örneğin papirüsün antik tıbbın gelişimindeki rolü ve tıbbi bilginin nasıl kaydedildiği konuları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Evet, Ebers papirüsü hakkında detaylı bilgiler vermiş olduk. Bu papirüsün yine Mısır için, antik Mısır için çok önemli olduğunu görebilmekteyiz. Ve günümüze kadar ulaşmış olması da büyük bir şans diyebiliriz. Çünkü içerisinden çok büyük bilgiler ve Antik Mısır tarihi ve yaşantısı hakkında da detaylı bilgiler elde edilmiştir. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.